Bu dersimizde Select Into komutunu inceleyeceğiz. Select Into tablo ya da kayıt kümesinin bir kopyasını başka bir tablo oluşturarak buraya kopyalar. Yani elimizde bir tablo olduğunu varsayalım. Bu tablonun mesela backup'ını yani yedeğini başka bir tablo oluşturarak oraya aktarmak istiyoruz. Bunu en kolay şekilde, en basit şekilde yapacağımız sorgu Select Into'dur. Birebir aynısını aynı özelliklerle kopyalar ve başka bir tabloda sizin belirlediğiniz bir isimde oluşturur. Bu şekilde backup yani yedek alabilirsiniz. Ya da mesela bir view oluşturuyorsunuz. Bu view'de birden fazla tablodan veri alarak bir join işlemi gerçekleştiriyorsunuz. Bu join işlemini tamam view'e alıyoruz. View'de bir tablo gibi gösteriyoruz. Ancak bu şekilde varsayalım bir kez yapmak istediğimiz hani verileri alacağız. Ancak statik veriler yani sürekli değişen tablolardan gelen veriler değil ise bu statik verileri tek bir view'de tutmak yerine bir tabloya kopyalamak isteyebiliriz. Yani bu gibi çeşitli şeylerde varyasyonlarda kullanılabilir. Biz bunun en basit halini yapacağız. Direkt bir tablonun kopyasını alacağız ve daha sonra belli sorgu hazırladığımız o sorgu sonucunda gelen kayıtların bir tabloya aktarılmasını sağlayacağız. Şimdi production.product tablosunun product ID ve name sütunlarını product altlara backup adında bir tablo oluşturarak buraya kopyalayacağız. Şimdi öncelikle bu tablomuza bakalım. Böyle bir tablomuz var mı? Select Windows from gördüğünüz gibi böyle bir tablo yok. Henüz oluşturulmamış. Şimdi biz bunu sadece bu sorguyu çalıştırarak select product id virgül name into product alt tire backup from production.product diyerek bunu oluşturacağız. Daha anlaşılabilir hale getirmek için şu şekilde yaptım. Bunu çalıştırıyorum. Evet, 504 kayıt başarılı bir şekilde product alt tire backup adında bir tablo oluşturularak buraya aktarıldı. Şimdi tekrar çalıştırıyorum. Evet. Burada bu istediğimiz kayıtlar getirilmiş oldu. Gördüğünüz gibi sadece iki sütunun kayıtları geldi. Ben buraya yıldız yapmış olsaydım bu tablodaki tüm kayıtlar buraya gelmiş olacaktı. Tüm sütunlarla birlikte. En basit kullanımı buydu dediğim gibi. Yapısı select yıldız ya da kolonlar into kopyalanması ve oluşturulması istediğimiz tablo adı from veriyi alacağımız tablonun adı diyebiliriz. Şimdi farklı bir özellik kullanalım. Farklı bir amaç için kullanalım. Mesela product tablosundaki adı C ile başlayan tüm kayıtların başka bir tablo içerisinde tutulmak istendiğini varsayalım. A, B, C diye bütün alfabe ile başlayan bütün kayıtları ayrı ayrı arşivleyeceğimizi varsayalım. O zaman şöyle bir sorgu hazırlamamız gerekiyor. Mesela name hepsi C harfiyle başlıyor. Burada toplam 12 kaydımız var. Ben bunları diyorum ki farklı bir tablo içerisinde arşiv yapalım. Onun için de şu şekilde bir sorgu yeterli olacaktır. Select product id virgül name into product alt-tire name alt-tire c. Bu gayet anlaşılabilir bir isim benim için. From product.product production.product ver name like yani name içerisinde baş harfi c olan
gerisi önemli değil şeklinde bir sorgu hazırladığımızda bize 12 kaydın başarılı bir şekilde bu isimdeki tabloya aktarıldığını söyledi. Bu isimdeki tablo yoktu zaten. Bu sorgu sonucunda oluştu. Şimdi tables kısmını refresh ettim. Bunu ilk sorgumuzda oluşturduk. Product alt tire backup. Bunu ise product alt tire name alt tire c az önce şimdi oluşturduk yani. Ben bunu select edeceğim. Evet. İstediğim kayıtlar 12 kayıt bu şekilde şu an görünüyor. Bunların tamamı başarılı bir şekilde aktarılmış.